Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, sabahınız hayırlı olsun. Anneciğim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünün menüsünü direkt söyleyelim mi anneciğim? Evet. Evet, söyleyelim. Sebzeli et kavurma diyelim. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası. Yanına cacık yapacağız. Evet arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Annem iki şekilde pilav yapıyor. Pirinç pilavı yemeyenler için de bulgur pilavı yapıyor. Böyle biraz pilav açısından burası sürekli dolu dolu oluyor. İlk neyden başlıyoruz? Etleri pişirmeye başlayalım. Evet, etleri önce pişirelim. Bugün biraz erken geldik. İnşallah işlerimiz erken biter. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Evet. Size etleri göstermeden önce bakın annem burada çalışanlar yemek yedikten sonra kalan ekmekleri fırına atmış. Zaten böyle çok kızaranlar belli oluyor. Böyle bayağı sert. Bakın şimdi bir tanesini vurayım şöyle. Bakın çıtır çıtır olmuş. Bunları büyük bir ihtimalle bugün yapar mı bilmiyorum ama ezecek. Galeta unu haline getirecek. Annem burada kalan ekmekleri bile değerlendiriyor. Evet arkadaşlar, annem şimdi iç küle eti güzelce yıkıyor. Şimdi süzülmesini bekleyecek biraz. Şimdi arkadaşlar, mercimek çorbamız için annem 3 bardak pirinci ekliyor. Evet arkadaşlar, etlerimizi tenceremize ekledik. Anneciğim, bu sulu bir yemek olacak değil mi? Yok, çok sulu olmayacak. Çok sulu değil, kıvamlı. Şimdi haşlayıp sebzesini de biraz ayrı yerde kavuracağım. Ondan sonra tepsiye boşaltıp fırına koyacağım. Yani yuvarlak yuvarlak domates kesip üzerine koyup. Aa, çok güzel olur tadı. Öyle yapmışım. En son öyle avleti yapınca bir daha böyle yaptı. Böyle daha güzel oldu. Bakın arkadaşlar, çalışanların kendi fikirleriyle annem ona göre yapıyor. Eskiden domates böyle bolca salça koydum biraz. Hı-hı. Salçasız yapacağım. Sadece üzerine domates doğrayacağım. Evet. Tahta kaşık hasreti çekenler için. Arkadaşlar bakın, annem şu anda tahta kaşığı kullanıyor. Anneciğim, bu yemeği yapınca mı bu kaşığı kullanıyorsun? Ya bazen kullanıyorum. Ben çok çeşit yemek olunca kaşığım, hani ona ihtiyaç duyuyorum bazen. Hmm. Annemle biraz sohbet ettik. Şimdi annem tekrar kontrol ediyor etini. Tuzunu atayım biraz. Şimdi diyecekler ki tuzunu önce atarsan et sertleşmez mi? Saltanat Hanım. Yok, biz kavurmacıyız, biz Elazığlıyız. Biz kavurma yaparız. Biz anlarız etin pişirmesini. Ooo. Evet. Böyle daha lezzetli olur. Az da kaynar su koyayım. Tamam. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Mercimeğimizi de yıkıyoruz. Annem ilk videolarında göstermişti ama sonradan gelen, aramızda katılan çok kişi oldu. Şimdi annemin galeta unu yapma serüvenine başlıyoruz arkadaşlar. Önce sana fındık kırayım. Arkadaşlar, kayınvalidemlerin verdiği fındıklar bizde bitti. Annem buraya kendine fındık getirmiş. Ben de biraz nasipleneceğim. Bu arada burası sanayi olduğu için şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden alabiliriz kırmak için? Ya sanayide çalışanlardan biri mi vermiş anne? Evet abi, yani bizim kendi patronların iş yerinde var. Evet. Patronların iş yerinde olan bir şey ama bunun adı nedir bilmiyorum. Aynen. Annem taş niyetine kullanıyor. Yani böyle kıvırcılar şu. Ha. Tamirci falan, tamirci oldukları için. Evet. Sen ye fındıklarını. Evet, ben yiyeyim. Şimdi herkes der ki annen neden oradan kırıyor? Burası biraz sert zemindir. Burada güzel kırılıyor. Zaten temizleyeceğiz burayı. Biz burada börek açmıyoruz arkadaşlar. Aynen, sert vurmuyoruz zaten. Tabii ki annem hiçbir arayı es geçmiyor. Hemen etleri karıştırdı. Bakın şöyle, annem bu paketleri bile, bunlar pirinç mercimek paketleri. Güzelce içini temizliyor. Bunları bile çöpe atmıyor hemen. Tabii şimdi kullandıktan sonra atar da burada ekmeklerini rahatça kırabilmek için saklıyor bunları. Normal poşette niye kırmıyor? Çünkü normal poşette kırarken poşet böyle ufaktan yırtılıyor ve etrafa dağılıyor. Şimdi böyle eziyor.
şaşıranlar için biz bu galeta unumuzu ilk olarak annemle çektiğim ilk videoda annem galeta ununu yapmıştı. Yani annemle çektiğim ilk videoya bakarsanız orada da görebilirsiniz. Arkadaşlar burada önceden kalan ekmek işlerimiz, ekmeklerimiz var. Şimdi dövdüğünü burunun üzerine ekliyor. Aynı bizim marketlerde aldıklarımız gibi oldu. Tabii ki arada ufak tefek büyükler olacak ama yemeğe girdiğinde zaten kendini çok belli etmiyor. Annem diğer turu da yapıyor. Bakın bayağı paketli oldu ama şimdi ezdikçe küçülecek. Tekrar geldik ete bakmaya. Şimdi arkadaşlar altını annem kısıyor, kısık ateşte pişecekmiş. Evet, annem ikinci yaptığı turu da ekledi. Annemin bir kova galeta unu hazır şu an. Arkadaşlar şimdi annem çorba için, mercimek çorbası için bir tane soğanı güzelce doğruyor. Bugün salçasız mercimek yapacakmış. Çorbamızın yapımına başlıyoruz. Annem ilk olarak tereyağını ekliyor. Şimdi annem pirinç pilavı için pirincini de kovaya ekliyor. Kaç bardak ekledin? 6. Yani siz bu ölçüyü 15 kişilik için düşünün. Şimdi yıkıyoruz pirinçlerimizi. Şimdi çorbamızın sıvı yağını da ekliyoruz. Soğanımızı da ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar bu soğanda annem şöyle yemeklik bu sefer doğruyor. Küp küp değil. Bu şekilde doğramaya devam ediyor. Evet, etlere bakıyoruz. Tabii dumandan size tam net gösteremiyorum. Bakın. Çok lezzetli gözüküyor böyle bile. Bakın arkadaşlar annem epey bir soğan doğradı. Bu da sunucu soğanı. Yani kişi sayısı çok olunca haliyle. Mercimeğimizi de ekledik. Tuzumuzu da ekliyoruz şimdiden. Annem ilk başta koymaya özen gösteriyor tuzunu. Çabuk açılıp pişiyor tuz. Erken tuzunu eklenince. Şimdi et yemeğimizin sebzesi için tenceremizi aldık. Ayrı pişireceğiz. Sıvı yağımızı ekliyoruz öncelikle. Tereyağı koymayacağız çünkü et yemeğinin kendi şeyi var. Soğanlarımızı ekledik. Bakın bayağı bir doğradık arkadaşlar. Bunları güzelce karıştırıp büyük bir tencere küçük durduğuna bakmayın. Şöyle kesir. Mercimeğimiz de suyunu çekti. Mercimeğimizin suyunu ekledik. Cacık için salatalıklarımızı yıkadık. Evet. Burada da salatalıklarımız pişiyor. Cızır cızır. Evet. Yemeğe koyacağımız biber ve domatesleri de annem şimdi yıkıyor. Ne yıkıyor? Evet arkadaşlar ben şimdi salatalıkları soyuyorum. Aha. Salatalıkları yeni aldığımız robotta yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Normalde soğanları çok güzel yapıyor. Böyle istediğiniz kadar bastığınızda çok minik minik yapıyor. Annem biraz cacıkta salatalığı diri seviyor. Yani diri yapıyor daha doğrusu. Şimdi bakalım deneyelim. Olursa olmazsa size de deneyimlerimizi söylemiş oluruz. Evet şimdi kapağını taktık. Arkadaşlar herhalde 3-4 kere bastık ve vaziyet bu. Çok güzel yaptı. Şimdi annem şöyle şurayı bir boşaltsın. Size yakından göstereyim. Bakın şöyle göstereyim. Arada ufak tefek büyükler de var. Ama anneme göre bu biraz fazla küçük olmuş. Şimdi yaparken artık iki kere basar ve o yeterli olur herhalde. Evet ikinci turu yapıyorum. Evet bu büyüklük annem için daha ideal oldu.
Evet arkadaşlar, etin son durumunu da size göstermiş olalım. Suyu var bayağı. Evet, suyu var. Bu arada tüpün üzerine aldık. Evet arkadaşlar, salatalıkları hallettik. Şimdi sıra geldi çorbaya. Çorbayı blenderdan geçiriyoruz. Biraz toz biber ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi cacık için sarımsakları rendeliyorum. Arkadaşlar sarımsaklarımızın üzerine annem şöyle 2 kiloluk yoğurt ekledi. Daha da fazla ekleyecek. Fazladan cacık yapıyor. Ertesi günleri de kalacaktır arkadaşlar. 2 kilodan biraz fazla koyuyor. Evet, bu kadar yoğurt yeterli. Biraz su da ekledik. Biraz tuz ekliyoruz. Sonra annem tekrar bakacak. Tuzu eksik gelirse ekler. Biraz daha su ekledik. Evet arkadaşlar, mercimek çorbamız artık pişti sayılır. En son annem nanesini de ekledi. Biraz böyle fokurdayıp kapatacağız. Evet, cacığımızın salatalığını da ekledik. Annem salatalık sulanmıştır diye biraz katı yaptı. Şimdi karıştırdıktan sonra tekrar kıvamına bakacak. Ayarlayıp, çünkü salatalık sulanıyor, sonra cıvık olmaz. Evet, biraz daha su ekledik. Evet. Bir tık daha su ekliyoruz arkadaşlar. Böyle yeter kıvamı. Dur, kıvamını da göstereceğim. Bakın. Kıvamı da bu şekilde. Ve çorbamız da pişti. Altını kapatıyoruz artık. Arkadaşlar, bulgur pilavı için annem soğanları doğramaya başladı. Bulgur pilavını tereyağına ekliyoruz. Biraz da sıvı yağ. Evet, soğanları da ekliyoruz. Arkadaşlar bu arada etimizi de unutmadık. Yağını vermeye başladı, annem su ekledi. Bulgur pilavımızın biberlerini doğruyor annem. Arkadaşlar şimdi et yemeğimiz için annem 2 tane tepsiyi burada hazırladı. Biraz tabanına, biraz da üzerine soğanları ekleyecek. Şimdi diğer tepsimizin de tabanını hazırlayalım. Bulgur pilavımızın biberlerini ekledik. Ve son olarak bulgur pilavımızın domateslerini de doğruyoruz. Soğanlar tamam. Böyle biber ve soğanımız da kavruluyor. Salçamızı da ekliyoruz. Ve tuz. Ve domateslerimizi ekliyoruz. Şöyle bir etimizi de kontrol ediyoruz. Şimdi arkadaşlar etimizi artık tepsilerimize paylaştırıyoruz. Çok güzel bir yemek olacak arkadaşlar. Yani buradaki çalışanlar bu yemeği çok seviyorlar. Yani böyle tencere yemeğinden ziyade ayrı ayrı tencerelerde pişen fırın yemeği haline dönüşecek. Şimdi ikinci tepsimizi de dolduruyoruz. Az önce tencerede bıraktığımız biraz soğanı da etlerin üzerine paylaştırıyoruz. Şimdi diğer tepsimize de koyalım. Annem bunu biraz etlerin üzeri çok kurumasın diye de yapıyor diyebilirim.
Üzerine sebze gelecek ama yine kuruyan etler oluyor. Soğan yumuşak tutar en azından. Bir yandan da bulgur pilavının harcını karıştıralım. Annem yemeklerin üzerine yıkadığı defne yapraklarını da şöyle yerleştiriyor. Her tepsiye 3 tane ekledi. Pilavımızın bulgurunu ekliyoruz. Güzel karıştırıyoruz. Tuzunu da ekliyoruz. Ve son olarak suyunu ekliyoruz. Ve şimdi kapağını kapatabiliriz. Hemen tuzumuzu da yerine dolduruyoruz. Az kalmıştı. Şimdi arkadaşlar sebzelerimizi doğramaya başlıyoruz. Annem doğradıkça etlerin üzerine ekleyecek. Bakın böyle büyük büyük doğrayacak. Domatesleri de yuvarlak doğrayacak. Şimdi şöyle üzerine doğru yayalım. Şöyle kırmızı biber de ekliyoruz. Evet, diğer tepsimizin de biberlerini ekliyoruz. Kırmızı biberleri de. Pul biberini ekliyoruz. Diğer tepsimizin de pul biberini ekledik. Şimdi tuzunu ekliyoruz. Ete zaten tuz koymuştuk. Bu sadece sebzelere tuz koymak için koyduğumuz için az koyduk. Şimdi domatesleri şöyle dediğim gibi yuvarlak yuvarlak doğruyoruz. Üzerlerine dizeceğiz. Şöyle diziyoruz. Şimdi birinci tepsimizi fırına götürüyoruz artık. Diğer tepsimizin domateslerini doğruyoruz. Şimdi birazdan bu domatesleri de tepsinin üzerine dizeceğiz. Evet, bu tepsimiz de tamam. Bu da fırına gidecek. Pilavımız da pişti sayılır. Biraz da suyunu çeksin. Tamam. Ve arkadaşlar pirinç pilavımızın yapımına başlıyoruz. Şehriyesini ekliyoruz. Pirincimizi de süzüyoruz. Pirinçlerimizi de ekliyoruz. Tereyağını da ekliyoruz. Ve tuz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Artık bulgur pilavımızın altını kapatıyoruz. Ve annem sıcak suyunu da ekliyor. Göz kararı koyuyor. Pilavın suyunu 2 santim kadar üzerine çıktı mı yeterdir. Pilavımızın kapağını kapatacağız. Pişmeye bırakacağız. Bu sefer tereyağımız sarı ya. Sarı oluyor yemekler. Evet. Arkadaşlar taze taze ki anneme dedim ki ben bir kase çorba içeyim. Şu cacığı da canım çekti. Normalde ikisi annem de şimdi çorba içecek. Ufak tefek işleri hallediyor. Şimdi geliyor yanıma beraber içeceğiz çorbamızı. Arkadaşlar çorbalarımızı içtik. Of vallahi cacıkla birlikte çok güzel gitti. Annem pilavı da kontrol ediyor. Arkadaşlar annem yemekleri fırından şimdilik çıkardı. Üzerine kekik ekleyecek. Güzelce
dumanı üstünde yemeğimizin kekiğini ekliyoruz. Tekrar fırına atacak mısın? Biraz kaynasın. Evet. Bunlar biraz daha fırında beklesinler. Artık çıkarırız. Cacamız. Pirinç pilavımız. Bulgur pilavımız. Çamaşırmış olduğumuz. Sebzeli et yemeğimiz. Biz şimdi servislere başlıyoruz yavaş yavaş. Şöyle. Annem dünden kalan revani tatlısını da şimdi servis tabaklarına ekliyor. Arkadaşlar bundan sonraki hafta izleyeceğiniz yemek videomuzda tatlı dolmuş olacak. Bundan sonraki hafta diyorum ama belki pazartesi günü de gelebilir bu videolar. Yani biraz karışık durum. Bakalım. Evet tatlılar şimdilik hazır. Evet çorbamızı biliyorsunuz az önce ben tadına baktım. Yine her zamanki gibi çok güzel. Şimdi bulgur pilavımızı da ekliyoruz. Ve arkadaşlar şöyle güzel mi güzel pişen et yemeği. Ve cacığımız. Arkadaşlar bakın yemeklerimiz buradayken biz de artık kapanış yapalım dedik. Anneciğim ellerine sağlık. Evet. Yaşık olsun inşallah. Amin inşallah anneciğim. Vallahi çok güzel bir menü yaptık arkadaşlar bizce. Sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Yani sizin evlerinize girebiliyor muyuz? Bunlar size gerçekten güzel fikir oluyor mu? Bazılarından yorumlar alıyoruz ama bu şekilde fikrini bildirmeyen çok kişi oluyordur eminim. Lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Videoyu artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar hafta içi bir gün daha Kübra bizim bir videomuzu atabilir. Pazartesi veya çarşamba izlemede kalın. Hangi gün atacağı belli değil ama cuma günleri zaten kesin atıyor. İzlemede kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumları da atsanız seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.